Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tanıtım videosu, soru cevap videosu, karışık bir video yapacağız. Arka plandan dolayı kusura bakmayın. Biraz acizliğime denk geldi. Maalesef kırışıkmış, hiç farkında değilim. Ben de arkama serdim çünkü arkadaki görüntü hiç güzel değildi. Neyse, hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle başlayalım. Benim adım Sebahattin Umut. Sebahattin ismini kurumsal alanlarda, okul, hastane veya daha büyük yerlerde Sebahattin olarak kullanıyorum. Umut ismini daha çok arkadaş ve arkadaş çevrem kullanıyor. Tabii aile üyelerim de. Ben ilk baş tek kardeştim. Bir kardeşim daha oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Adı Yiğit. Diğer videolardan bilirsiniz zaten. Onunla beraber videolar çekiyoruz. Onları da kanalımızdan bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kardeşim istedi bu kanalı açmamı. Çünkü yani ben sevmiyorum öyle şeyleri. Dedim hani ben yapmam etmem. Ama baktım ki, daha doğrusu yapacak bir iş bulamadım. Baktım ki daha güzel, en azından sevdiğim işle uğraşırım diyerek video atmaya başladım. İlk videomuzda zaten hayvanlarımızla ilgiliydi. Eski kanalımdan alıp atmıştı, yüklemiştim onu. İlk kanalı açtığımda gerçekten hani güvenmiyordum böyle olacağını. Çünkü yani güvenmiyorum da ki şöyle yani 10-15 aboneden yukarısı olmaz diyordum. 66 abonemiz oldu. Buradan hepinize tek tek teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 16 yaşındayım. Bu sene gireceğim Allah'ın seversen 16'ma. 15,5 diyeyim, 16'ma merdivendaydım. Doğma büyüme köylüyüm, köyde yaşadım. Ama asla tabii ki de ayrımcılık yapmam. Sen şehirlisin, sen köylüsün diye. Şu arkadaki plan beni çok rahatsız ediyor nedense. İnşallah siz de rahatsız olmasınız. Artık kusura bakmayın, gerçekten yapacak bir şey yok. Malzeme bu. arkadaş çevrem fazla yok. Yani fazla yok derken arkadaşlarım var, Allah razı olsun. Ama arkadaş var, arkadaş çık var. O arkadaş çıklara buradan teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarıma da artık herkes kendi yoluna gitmek istiyorum. Ben Teok dan çıktım. Bizden sonra tabii Teok artık kalktı. Teok'ta 424 puanla Bursa BTS Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi'ni kazandım. Ama gel gelelim ki maalesef video ama video neden öyle bir şey dedim? Gel gelelim ki okula alışamadım. 2 hafta okula gittim. O okula gittim. Oradan Kestel Hasan Coşkun Anadolu Lisesi'ni aldırdım. 3,5-4 ay tek tük okula gittim. Maalesef çevre ve müdürüyle biraz anlaşamadım. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Şu an okumuyor muyum? Okuyorum. Açık öğretim lisesinde. Şu an 3. dönemimi veriyorum. Allah nasip ederse 2. dönemim daha yeni bitti. Hatta o yüzden video atamıyordum. Çalışmalarım vardı. Projelerim vardı. Ki projeler üstünde de çalışıyorum. Kendi projelerim var. Onlara daha sonra değinirim. O yüzden video da çekemedim. Şu an açık öğretim lisesinde okuyorum. Tabii 9. sınıftan itibaren başladım. 10 Ocak 2018'den itibaren, yani neredeyse bir sene oldu, açık öğretim lisesindeyim. Yani zor değil, geçtim. Allah'ın izniyle başarılı oldum. Tabii okulda devam etmek istemez miydim? İsterdim. Çünkü okul ortamımda bazı arkadaşlarım çok iyiydi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten çevresini hiç beğenmediğim için. Yani bir de ben küçüklüğümü yaşayamadım. Mesela benim şu an kardeşim 8 yaşında, ya yanlış hatırlamıyorsam çünkü kendisi de kızıyor bana yaşını bilmiyorum diye. 8 yaşında geziyor, tozuyor, oynuyor, her şey yapıyor. Ben onun yaşındayken camın kenarından kalkmazdım çok. Çünkü ben korkarak büyüdüm, her şeyden korkarak büyüdüm. Aman sokağa çıkma, eskiciler alır götürür, düşersin, kalkarsın. Çünkü tek çocuktum. 2011 senesine kadar tek çocuktum. Hep yalvarırdım Allah'a, Allah ne olur bir kardeşim olsun diye. Allah da bana bir kardeş nasip etti. Allah'a şükürler olsun. Bakayım. O da şimdi çıkmıştır. Gelir. Bir kardeşim var Yiğit. O da şimdi okuldaydı. Okuldan gelir. Hep video çekmek istiyordu beraber. İnşallah denk geliriz. O da bize video çeker. Sorulara geçelim. 6 kişilik bir ailem var. Allah hepsine uzun ömürler versin. Annem, babam, dedem, babaannem. Kardeşimle beraber yaşıyoruz. Sevgilim yok maalesef ki, ya olsa da olur olmasa da olur, ailem yanında olduktan sonra. Ama insan yine de bir
kendi yaşıtı veya yani kendi kafa dengiyle konuşması yani bir omuz arıyor insan illa da. Ya da Allah'a şükür olsun ailem yanımda, ailem bana destek. Evet, kıskanç mıyım? Evet, biraz kıskancım. Ki de erkekler de zaten yapısal olarak kıskanç illa olmalı, olmak da zorunda gibi geliyor bana. Tabii o sizin isteğiniz. Köyde olmaktan memnunum. Yani tabii çıkıp şehir şehir dolanıp gezemiyorum ama işim oldukça gidiyorum şehire, iniyorum. Ama köyde de yani vakit geçmiyor. Diyorlar yani köyde olsam şunu yaparım, bunu yaparım. Yani olmuyor, öyle diyeyim. Ben buradan çıkıp da mesela bir caminin önüne gidip de bir gezmek veya bir sokağa bile çıkmak istemiyorum. Çünkü gerçekten her şeyden bunaldım bu okul olayından sonra. Her şeyden artık ümidi kestim, öyle diyeyim. Hobilerim kitap okumayı çok severim. Ben tarihçi bir insanım. Tarihi çok severim. Padişahları araştırdım. Padişahların hakkında bilgim var. Osmanlı, Selçuklu, Türk devletleri hakkında tarihsel bilgim var. Türk tarihini çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Videolarımızdan da bildiğiniz gibi zaten kanalımızın ismi de belliydi. Bizim çiftlik. Ki şu an kanalımın ismini ve fotoğraflarını değiştireceğim. Yorumlara yazarsanız ismi ne olsun veya ne yapsak daha iyi olur gibisinden yorumları bekliyorum. Tabii ki de videoyu da beğenmeyi unutmayın bu arada. Hobilerim arasında dediğim gibi kitaplar, tarihler, araştırmalar var. Hayvanları da çok seviyorum. Küçüklüğümden beri çünkü ben hayvanların içinde büyüdüm. Hayvanlarla geldim, hayvanlarla gidiyorum şu anda. Ki en büyük hayalim şu an veteriner olmak. Ki bir de arkeolog olmak var. Yani sevdiğim şeyler. Ben çünkü küçüklüğümden beri hep böyle kazı derdim. Ya altın çıkarsa, ya bir heykel bulursam gibi. Sen küçükken çok kazardım yerleri böyle. Oyun oynardım bir şey çıkarsa diye. O yüzden hep arkeolog olmak isterdim. Hayvanlarla büyüdüğüm için de demek ki bu bana etki etti. Bir veteriner olma isteğim var. Allah nasip eder. İnşallah onlar da oluruz. Çünkü açık lise düzeyinde tekrardan açık liseden sonra açık fakülte, açık üniversite okumak istemiyorum. İnşallah Allah nasip ederse üniversiteden devam edeceğim. Hayvanları çok seviyorum. Senelerdir hangi hayvanları besledim? Bu yaşıma gelene kadar inek bakmışlığımız var. Koyun bakmışlığım, tavuk, kedi, köpek, kuş. Hatta bir kez bir şey daha bakmıştım, onu hatırlamıyorum. Kertenkele miydi? Gecko muydu? Öyle bir tür bir hayvandı. Çok değişik bir şeydi. Küçüktüm o zaman. Öyle bana denk geldi. Hatta ailem kızlığı göndermek zorunda kaldım. Balık baktım. Biraz egzotik gelebilecek ama kaplumbağa baktım. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Eğer nasip olursa bir de tavşan almayı düşünüyorum. Tavşan almayacağım. Ben çünkü para vererek sahiplenmeye karşıyım. Direktman sahiplenmek istiyorum. O yüzden inşallah tavşan alırsak videolarını da buraya atarım. Çünkü böyle çok sevimli oluyor. Ben hayvanları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yiğit de geliyor. Onunla beraber devam edelim. Yiğit geldi. Onu da şimdi videoya dahil edeceğim. Hazırlanmaya gönderdim. Geldiği gibi aramıza katılır. Hobilerimizi sayıyorduk. Hobilerim arasında bir de futbol oynamak var. Hatta şöyle onu da bilgilendireyim. Kendimin kurduğu 10-15 yaş arası bir takımımız var. Köyümüzde kurduğumuz. Geyikli baba adına kurduğumuz için Geyikli Spor veya Bozkurt Spor olarak geçiyor. Ama şu an bir resmiyete bağlayamadık. İnşallah onu da resmiyete bağladıktan sonra orada da video gelmeye başlayacak. Yiğit de geldi. Gel beraber çekelim. Başka neler vardı? Yani senelerce yani ben bunlarla uğraştım. Hayvanlardan başka arkadaşım olmadı. Ben size öyle diyeyim. Ama buradan hani dediğim gibi arkadaş var, arkadaşlık var demiştim. O arkadaşlıklara gerçekten çok teşekkür ederim. Bana her zaman destek olan, arkamda olan, son zamanlarda tanışarak, görüşerek bana destek olduğu için kendisine çok teşekkür ederim. İsmini tabii söylemek istemiyorum ama inşallah kendisi de hani anlamıştır zaten. Ben ona ayrı olaraktan da teşekkürümü edeceğim. Bu zamana kadar arkamda olan aileme de buradan teşekkür ederim. Çünkü hiçbir zaman bana öf bile demeden her istediğimi yaptılar. Asla mızıkçı bir çocuk olarak büyümedim. Keşke hani tüm arkadaşlarımın altında mesela
oyuncak arabaları varken ben de oyuncak arabalık demedim. Ben hep kitapçıydım. Hep kitap alırdım. Elime geçen bir yemek parasıyla bile gidip kitap aldığımı biliyorum. Oyuncaklarla fazla oynamazdım. Kendim yapardım. Şeker kutusuna araba yapar oynardım. Hep öyle büyüdüm ben. Yani hep küçüklüğümden beri yani bir el işine bir takıntım var benim. Yani öyle diyeyim size. Fazla böyle film izlemeyi de sevmem. Hani böyle açıp da aa bak bugün bu çıkmış bunu izleyeyim. Aa şu çıkmış bunu izleyeyim demeyi sevmem. Tarih dizilerini çok severim. Belgeseli çok severim. Böyle yapım videoları mesela ormanda kayboluyor. Tekrardan onu bunu yaparak çıkan. Ne deniyor ona ya? Doğal yaşam mı? Öyle bir video. Gel Yiğit de geldi arkadaşlar. Onlar beraber çekilen videomuzu. Bunu çıkar ama. Bunu çıkar ama. Kardeşim Yiğit. Diğer videodan biliyorsunuz. Bayağıdır video gelmiyordu. Dediğim gibi sınavlardan dolayı, işimden dolayı ara bulamadım. Kardeşim de okula gidip geldiği için, dersleri yoğun olduğu için yapamıyordu. Yiğit kaç yaşındaydın sen? Gerçekten bilmiyorum. Geçen 5 yaşındasın dediğim için kızdı bana. Kendisi 8 yaşında, 2. sınıf öğrencisi. Derslerde yoğun oluyor. Artık tatile giriyorlar. İnşallah her gün video atmaya çalışacağım. Maalesef hani teçhizatım da olmadığı için. Mesela benim bilgisayarım bir 10 senelik artık bir bilgisayar. Telefondan çekiyordum eskiden videoları. Çok kötü görüntüsü, sesi de çok kötüydü. Şimdi yeni aldım, telefonumu değiştirdim. Yine aynı bu telefonda çekim yapacağım. O yüzden arkadaşlar artık bundan sonra böyleyiz. Hani şu an durumumuzu bir görseniz artık hani gülünecek halimiz var. Kendi yaptığım tripodla şu an çekiyorum videoyu. Arkası da size hani kırışık. Olsun malzeme bu. Elimizdeki yetinmeyi öğreneceğiz. Video, bu arada şey söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim. Bu video biraz dediğim gibi başta karışık video olacak. Hiç editlemeden koyacağım. Neyse o. Hiçbir şekilde oynama yapmayacağım üstünde. Ve bugün itibariyle bir video geldi. Köyümüzü gezdik. Videolar çektik. Karda gezindik. Yanımızda koyun da vardı. Çok güzel bir video oldu. Kanalımıza girip videomuzu izleyip abone olup beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu kendimi tanıtmak için bir videoydu. Soru cevap videosu da yapacağız. Yorumlara benim hakkında merak ettiğiniz sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben de cevaplayabilirim. Yiğit, sana bir sorum var. Hangi takımız? Beşiktaşlıyım. Biz babadan oğula diyeyim. Babadan oğula miras Beşiktaşlıyız. Bir dedem Bursa Bursaspor. Sporlu. Ama tabii ben de kendim Bursalı olduğum için Bursa Sporu tutuyorum. O ayrı. Bursa Sporlu dedem. Evet ben değilim. Ben de Beşiktaşlıyım. Hatta dün attığım videoda da görebilirsiniz zaten Beşiktaş atkımla gitmiştim dışarı. Neler anlatabiliriz daha? Yani kendim hakkında şu anlık bu kadar. Çok sakin bir insanımdır ben. Yani böyle kolay kolay sinirlenmem. Birine sinirlendiğim zaman içimde tutarım. Yani böyle pat diye patlayıp kavga çıkarmam. Çünkü kavgadan, gürültüden uzağımdır. Hiç sevmem. Kardeşimle oynamayı çok seviyoruz. Hatta kendisi biraz top manyağıdır. Top oynarız. Evi altı ettiğimiz oldu. O yüzden biz böyle afacan kardeşleriz. İkizler mi olacak? Evet. Başka yani bilgisayar oyunlarıyla aram yok. Fazla bilgisayar oyunu oynamam. PES mi FIFA mı diye bir soru var. PES'ciyim ben. Daha FIFA'cıyım. çok ben PES oynarım. Kardeşim FIFA'cı. Ama ben PES oynamayı daha çok severim. En çok PES oynadığım bir arkadaşım var. Tayfur. Buradan kendisine selam söylüyorum. Hatta diğer videodan bilirsiniz Tayfur'u. Tayfur'la en çok PES attığımız arkadaşım o benim. Buradan ona selam söylüyorum. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videodan başından sonuna kadar bir kusur eylediysek, bir sürçülisan ettiysem buradan affola. Videoyu direktman koyacağım yayına. O yüzden sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, alta yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.